Arkadaşlar, yüksek gerilim trafosu ile farklı videolar çekeceğimi söylemiştim. Elimde daha önce mikrodalgadan çıkarttığımız yüksek gerilim trafosu var. Bunu demir testeresi ile kesmeye çalıştım ancak e, oldukça zahmetli. Bu noktada BT Bilgisayar sevgili Tayfun'dan yardım alacağım. Merhaba. Tayfun merhaba diyebilirsin. Merhaba. Şimdi birlikte e, buradaki üst kısmı keseceğiz arkadaşlar ve buraya kendi bobinimizi saracağız. E, şimdi Tayfun'la beraber bu kısımla devam edelim. Gerilim trafosunun yüksek voltaj üreten yani üst kısmındaki bobini çıkarttık sevgili e, Tayfun'a buradan bir kez daha teşekkür edelim BT Bilgisayar'a. Gördüğünüz gibi trafomuz bobin sarmaya hazır. Alttaki gördüğünüz bobin ise bizim mevcut 220 voltluk gerilim girişimiz. Yani e, alttaki giriş bobinimiz olacak üstte ise normalde yüksek gerilim üreten çok daha fazla sargıya sahip bir bobin vardı ve bunu çıkarttık arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz e, yanılmıyorsam 5 kv'lık bir trafo bu. Şimdi burada daha kalın bir kablo kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bulabildiğim en kalın kabloyu en azından buradan geçebilecek en kalın kabloyu buldum. Şimdi kumpasla kablo kalınlığını ölçerek devam ediyorum. Kumpas yardımıyla kablomun kalınlığını bir ölçeyim e, ve 7 mm kalınlığındaymış arkadaşlar. Yani dış çeperimizin kalınlığı 7 mm. Şurayı da bir ölçelim. Burası da yaklaşık olarak 15 mm. Yani birazcık şansımı zorlarsam ikişer tur attırabilirim. Şimdi bobin sarma işlemini tamamladıktan sonra trafonun son şeklini sizlerle paylaşacağım trafomun bobin sarma işlemini tamamladım şu şekilde gösteriyorum bakın uçlarımızı açtık ve sarabildiğim kadar bobin sardım toplam olarak 1-2-3 tur attırabildim arkadaşlar daha fazla sığdıramadım biraz daha zorlarsam belki olabilir hatta kablonun dış kısmı bir miktar soyuldu buradan bobin geçirmeye çalışırken telefonun arka tarafını çevirecek olursam 220 voltluk bağlantılarını gerçekleştirdim. Buradan trafomuza 220 volt göndererek trafoyu çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi trafoyu çalıştıracağım ve mevcut şekliyle çıkış voltajını ölçmek istiyorum. Ancak öncesinde gördüğünüz gibi kablomuz kılcal. Kabloya bir miktar buralardan lehim vereceğim ve en azından tek bir kabloymuş, bütün bir kabloymuş gibi davranmasını sağlayacağım bir miktar direncini artırmaya çalışacağım. Şimdi uçlarımızı önce lehimleyelim. Ardından ise trafomuzun çıkış gerilimini ölçerek devam edeceğiz. Kabloya bir miktar lehim pastası sürdüm. Önce ısıtıyorum. Yavaş yavaş lehimi emmesini sağlayacağım. Bu şekilde. Bu sayede kablonun direnci biraz daha artmış olacak arkadaşlar. Çünkü oldukça yüksek akım çekeceğiz. Bu akım çekme esnasında kablonun uç kısmının hemen kopup parçalanmasını ve yanmasını istemiyorum. Bunu engellemek için her iki ucuna da bir miktar lehim emdireceğim. Bu şekilde ısıtarak emdiriyoruz arkadaşlar. Buraya lehim pastası sürmeniz önemli. Lehim pastası sürmediğiniz takdirde işiniz bu kadar kolay olmayacaktır. Bunu da tip bir not olarak belirtmiş olalım. Kabloların çok fazla uzun olduğunu düşünerek bu şekilde kısalttım ve biraz daha trafoya yaklaştırdım. Bu şekilde daha iyi müdahale edebileceğimi düşündüm. Şimdi trafoya güç vereceğim ve ardından bu çıkışlardaki gerilimi ölçelim. Hemen 220 voltluk güç bağlantısını oluşturuyorum. Şu an trafom çalışıyor arkadaşlar. Hafif şebeke sesini, şebeke gürültü sesini duyabilirsiniz. Hemen ölçü aletimi alternatif akım olduğu için bu kısmı aldım ve çıkıştaki voltajımızı ölçerek devam ediyoruz. Bakalım çıkışta kaç voltumuz varmış. Evet şu an trafomuzun çıkışında 2.8 voltluk bir gerilim var. Ancak bu gerilimin böyle düşük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Buradaki kablolarımız çok kalın olduğu için gerçekten inanılmaz derecede bir akım var şimdi yapacağımız testlerle zaten bunu göreceksiniz. Yani düşük voltaj, yüksek akım var. E bu trafoyla birkaç tane daha farklı proje yapacağım. Bu sadece bir tanesi bu şekilde başlamış olduk arkadaşlar. İsterseniz buradaki akımın gücünü test ederek devam edelim. İlk olarak şöyle bir vidam var. Güç veriyorum. Elimi yakmasın diye pense ile tutacağım arkadaşlar. Şu an ısındığını ve yandığını görebilirsiniz vida'nın geldiği durum bu. Şöyle tekrar tutuyorum bakın. Artık vida resmen kavruldu. Bakın vida'nın geldiği şey geldiği durum bu. Gerçekten müthiş bir akım var arkadaşlar. Bu defa ise bir tane rondelayı buraya bağlayacağım. Şu an enerjiyi kestim ve gerçekten sıcak. Şöyle tutalım. Şöyle tek başıma çekim yapmak zor oluyor arkadaşlar. Bu şekilde iki adet pense ile tuttum. Şimdi güç vereceğim trafoya ve birlikte sonuçlarına bakacağız. Evet, penseleri sıkıca tutuyorum ve 220 voltu açtım. Gerçekten rondelanın geldiği duruma bakın arkadaşlar Hatta ışığı biraz daha azaltarak tekrar çekeceğim bunu Bununla bir kaynak makinesi bile yapabiliriz bir dimmer yardımıyla Gerilimi kontrol ederek şimdi tekrar güç veriyorum Evet Rondelanın Yandığını gördünüz arkadaşlar Gerçekten müthiş bir güç uyguladı bu defa ise 3,5 milimetrelik bir çiviyi ısıtmayı deneyeceğim. Şöyle gösteriyorum çivimin ebatını. Bakalım bunu da kızartabilecek miyiz? Çivinin nasıl kızardığını görebilmeniz için ışığı kameram için uygun hale getirdim. Yine pense yardımıyla tutacağım. Şimdi güç veriyorum arkadaşlar. Evet, sonuç bu. Vay canına. Oo, çivi eridi resmen. Bildiğiniz kaynak yapıyor arkadaşlar. Vallahi değdirmeye korkuyorum. Her yere kıvılcımlar saçıyor şu anda. Bakın arkadaşlar bildiğiniz kaynak yapabiliriz bununla. Gerçekten müthiş bir akım verdi. Ben bile bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Bu defa ise şöyle bir anahtarım var. Bunu feda edeceğim. Şöyle kalınlığına bakalım. Kalınlığı yaklaşık olarak 2,5 mm. Şöyle göstereyim bakın. Anahtarımın kalınlığı. Ve bu şekilde de uzunlamasını ölçtüğümüzde de 8 mm ebatında bir anahtar var. Şimdi bunu ısıtacağım arkadaşlar. Çıtayı bir tık daha yukarı taşıyoruz. Bakalım bunu yakabilecek miyiz? Anahtarın en uç noktalarından tuttum. Şimdi güç veriyorum. Anahtar bildiğiniz yanıyor arkadaşlar. Son durumu bu. Gerçekten inanılmaz. Bildiğiniz akkor haline geldi anahtar. Oh, bildiğiniz yanıyor arkadaşlar. Masayı yaktık. Durum bu. Bildiğiniz masayı yaktım arkadaşlar bizim kesme matı Pert oldu gerçekten inanılmaz bir güç üretti Şöyle gösterelim anahtardan geriye kalan parçalar bunlar Kesme matını da Bu arada Pert ettim arkadaşlar ama canını sağ olsun diyelim Ve trafomuz burada bu noktada videoyu sonlandıracağım çünkü odayı havalandırmam gerekecek gerçekten ee, Ciddi anlamda Kötü kokuyor arkadaşlar. Sonuç olarak bir plastik yanığı var. Ancak trafo'nun bu haliyle bile bir kaynak makinesi olarak kullanabileceğimizi gördük arkadaşlar. Ben bunu kullanarak bir kaynak yapmayı deneyeceğim, bir kaynak makinesi haline getireceğim. Hatta buna ekstra akım ayarı için bir tane dimmer de ekleyebilirim. Yine birkaç testte bulunacağım. Zaman zaman bununla ilgili videolarımızı paylaşacağız arkadaşlar. Sadece kaynak makinesi değil bu trafodan yapabileceğimiz çok fazla proje var. Ama punta makinesi yapmayacağım. Baştan söyleyeyim. Çünkü bu trafoyu kullanarak herkes punta makinesi yapmış. Biz punta makinesi yapmayacağız arkadaşlar. İstemeyin yapmayacağım. Şimdiden söyleyeyim. Biz bu trafoyla farklı projeler yapacağız. Böylece bir videomuzu ve bir projemizi daha tamamladık. Mikrodalga trafosundan yüksek akımlı bir trafo elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye deyin. Hoşçakalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.